Uyuşturucuyla mücadele gününde Birleşmiş Milletler çok önemli bir rapor hazırladı. Türkiye'nin doğudan batıya gönderilen uyuşturucuda köprü görevi üstlendiğinin altı çizildi. Ülkemiz özellikle son yıllarda başta bonzai olmak üzere uyuşturucu maddelerin tehdidi altında. 5 yıl boyunca Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Profesör Doktor Sevil Atasoy, esrar ve eroin ticaretinde Türkiye'nin köprü olduğunu söyledi. Bir ülkenin bir madde etkisini kendi vatandaşları üzerinde görmeye başlaması, artık sadece transit bir ülke olmadığını ve hedef ülke haline geldiğini gösterir. Başta Afganistan olmak üzere Orta Doğu'dan gelen eroin ve esrarın sayısı son 5 yılda 260 kat arttı. Türkiye'nin esrar yakalaması son 5 yılda 262 kat artmıştır. 2012'de 75 ton esrar yakalamasıyla önemli bir trafiğe engel olmuştur. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhansa madde bağımlılığının tedavi edilebilir olduğuna dikkat çekti. Bağımlı kişi tedavi edilebiliyor ama kişinin farkına varması gerekiyor. Ülkemizde riskli grubun gençler olduğu ve bu konuda ailelerin çok dikkat etmesi gerektiğinin altı çizildi. Çekmecesini, masasını, bilgisayarını karıştırarak onunla sorgulama yaparsa çocuk uzaklaşıyor. Daha çok gizli etkinliklere kendisini yöneltiyor. Ailenin buradaki yaklaşımı şu olmalı, yani çocukla birlikte zaman geçirsin. Öte yandan narkotik köpekleri Yeşilay öncülüğünde Eminönü'nde kurulan standta bir gösteri yaptı. Narkotik köpeklerinin heyecanlı gösterisi ilgiyle izlendi.